Alman meclisindeki törende Auschwitz'in kurtarılışı 70. yıl dönümünde anıldı. Cumhurbaşkanı Gauck konuşmasında Auschwitz'siz bir Alman kimliği olmayacağını söyledi. Auschwitz'te düzenlenen törene ise toplama kampından sağ kurtulan soykırım kurbanları katıldı. Kürt birliklerinin IŞİD militanlarını Kobani'nin merkezinden tamamen çıkarmasından sonra Şanlıurfa-Suruç'taki sınır hattında toplanarak Kobani'ye geçmek isteyenlere jandarma tarafından gazla müdahale edildi. Kobani'nin civar köylerinde ise çatışmalar sürüyor. Budist, Müslüman ve Hristiyanlardan oluşan en az 50 kişilik bir grup Tokyo'da IŞİD'in kaçırdığı Goto için dua etti. Ürdün'e giden Japonya'nın dışişlerinden sorumlu devlet bakanı Nakayama ise Goto ve diğer rehine Yemenli pilot için pazarlıklarını sürdüğünü açıkladı. Libya'da Türk, İngiliz ve İtalyanların da kaldığı bir otele saldırı düzenlendi. Otelin önünde bomba yüklü araç patlatıldıktan sonra 4 silahlı kişi tarafından lobide ateş açıldı. Saldırıda en az 9 kişi öldü. IŞİD internetten yaptığı açıklamada saldırıyı üstlendi. 28 Aralık'ta düşen ve 162 kişinin öldüğü uçak kazasında kurbanların cesetlerini arama çalışmaları sonlandırıldı. Birçok başarısız deneme sonrası ise uçağın gövdesi denizden çıkarılamadı. Tuamiral Widodo kurban yakınlarından özür diledi. Denizden ancak 70 ceset çıkarılabilmişti. Kar fırtınası alarmı nedeniyle ülkenin kuzeydoğu eyaletlerinde birçok önlem alındı. New York'ta resmi kurumlar kapatılırken uçak seferleri iptal edildi, metrolar durdu. Araçların yalnızca acil durumlarda trafiğe çıkmasına izin veriliyor.